Açtım da geldim boyun boyuma, öçtüm de geldim boyun boyuma, öçtüm de geldim yalnız yollara, düştüm de geldim yandım anam yandım, yandırma beni. Evet, ben Kemal Deveci. Bu hafta da Karpasya programında yine Mesarga'dayım. Eski ismiyle Makraksika, yeni ismiyle İncirli'deyiz. Şimdi biz İncirli'ye doğru yol almaktayız ve bu İncirli halkının hem kültürünü, geleneğini, yaşadığı yaşantıları sizlere gösterip hep beraber göreceğiz. Şimdi ben İncirli köyüne doğru yol almaktayım. Evet, İncirli Magosa gazasından 20 kilometre batısına doğru Lefkoşa yolu üzerinden giderken dönersiniz Güvercinlik'ten. Güvercinlik'ten döndüğünüz zaman doğru çay yönünü bulursunuz ve çay yönünden sonra köprüyü bulursunuz. Köprüden sol ettiğiniz zaman doğru sizi İncirli köyüne çıkarır. İncirli'nin nüfusu aşağı yukarı 300 kişidir. Geçim kaynaklarını aşağı yukarı her köyün geçindiği gibi geçinir bunlar da. Hayvancılık, reçbercilik, bunlar burada havuç da yeter bunlar. Baftan geldi bunlar. Şimdi biz evlerine gidecek, bakalım bizlere neler söyleyecekler. Cesur bir teyze görüyorum. Şapkasından bile bellidir. Şimdi biz bu teyzenin ismini soracağız. Nerelidir, nereden geldi, bugüne kadar neler yaşadı, bu teyzecik bize anlatacak. Evet teyze, adın nedir senin? Benim Serpil Bayram Özduran. Serpil Bayram Özduran. İsmin evet. De çok güzel ha. Evet, sağ ol. Bu şapkayı niçin giyen, yani sen koyunlardaydın yoksa ovadaydın? Beş tane keçicim var Mandıra'da, gittim yemledim de geldim. Ha, tak onun şapkayı da güneşten evet. Korunasın. Evet. Evet teyze, sen aslen nereliysin, nereden geldin? Ben aslen Limasol kazası Evdim köyündenim. Ha, ben geçenlerde gittim Evdim'e, çok güzel bir evet, köydür Evdim. Evet, bağlı. Tamam, Evdimliler burada oturdu. Yok, Çatalköy'edir fazla, dağındı. Evet. Geldiğimizde Çatalköy'e götürdüler biz ama ev bulmadıydık. Evet. 3 ay kaldık, ondan sonra geldik bu yere. 1974'ten göçmeniyik, Evdim Limasol'dan.
Evlisin değil? Evet, 6 tane çocuğum var. Maşallah, Allah bağışlasın. 4 kızım, 2 oğlum. Maşallah. 2 kızım Londra'dadır, 2 kızım Girne'dedir. Girne. Yani yanında hiç çocuk yok yani. Bir erkek küçük oğlumdur yanımda, bekar. He, bekar. Evet, her dükkanı çalıştırır bu taraftan kahveyi. Kocan da evdimlidir senin. Kocam Aytumalıydı ama gene aileydik, akrabaydık. Ha, yakın zaten Aytum'a, evet, yakındır evet. Onda zaten. Öldü, var 2 aydır öldü. Allah rahmet eylesin. Mersi. E söyle bakalım sen. Bekarlık, kızlık döneminden bakalım neler geçirdin. E ne geçirdim? Evdimde eskileri anlatacağım, biz evdimin kültürünü. Evdimde ne pişirirlerdi, ne yaparlardı insanlar, ne iş yapardı. Evdimde evdim, bağlık, harup, zeytin, bahçelik her şey vardı. 15 ortaokulu bitirmeden nikah oldum. E bu çok çabuk nikah oldun. E ne yapayım, adam bırakmadı, ne yapayım? Kocan zannettiğine kayıp olacak kadınlar da. Ya sen zannettiğine kayıp olacak diye adamlar yine de. O zaman kız yaşında... zamanda biz kapalı bilmezdik şimdiki gibi. Şimdiki kızlar gibi alırım almam. Alırım almam. E ya? Yani, o zaman kız zamanda öyleydi şimdiki Allah'ım gibi. Aman Allah'ım, her gittiğimiz yerde bu koca karılar bu kızları bize söyler. E yok, kızları kesmem sana. Öyle sorduğunda, evet, sorduğun evet. Söze göre cevap verdim sana. Yani, annen baban kime verirseydi seni, onu alacaktın. İsten istemen yeni annenin babanın emrinden 15, çıkmazdın. 15 yaşında çocuk aklım keserdi, isterim istemem deyip bilirdim. Görücülükle oldun. Evet. Hadi anlat biz o görücülüğü bakalım abi. 3 sene uğraştı Talsın, 3 sene. 3 sene. Yani 13, yani 15 yaşında nikah nişan olduğuna göre, evlendiğine göre. Yani seni 12 yaşından isterdi yani. 13 yaşından. 13 yaşından. Evet. Hadi bakalım anlat, o görücülükte şu görücülüğe geldiler. Öyle lokum getirdi sana böyle. Her şey. He. Lokumlar. Tamam, kaç zaman nişanlı nikahlı yaptın? Bir sene kaldık. Nişanlı nikahlı bir sene. Bir sene. Evet. İyi. Bir seneden sonra düğün ettiniz. Evet. Düğünde... 1962'de 7 Ocak nikah oldum. Evet. 1963 11 Ağustos düğünüm oldu. E tamam. Şimdi Karpazlılar çok merak eder. Ben daha 42 senedir davulcu, zurnacıyım. Her yerin kültürü değişir. Karpazlı evet. Değişir. Sizin yerlerinizin değişir. Bafın değişir. O bafın düğünlerinin kültürlerinden söyle bize. Yemeklerinden şu yaparlardı. Bir hafta devam ederdi. Her türlü yemek pişer diye. En iyi yemeğiniz neydi? Fırın asalardık. Kebaplar şimdiki gibi. Hep fırın kebabı. Fasulyesine varınacak pişerdi. Etli. Her sesi. Siz dövme dersiniz. Evet. Ha, her sen... Ben de bu köyde zaten 2 tane düğün yaptım. Erseyi bu köyde yedim ben zaten. Kimin evet. Düğününü yaptın? Ben. Benim 2 tane de yeğenim var evli bunun içinde. Mamelek? Yok. Mustafa var. Polis. Mustafa kimdir polis? Polistir yahu, tutar bu Cemal var. Şu kuyu kazar onun. Kız kardeşini tutar. Ma Serveti. Ha Serveti. Evet. Ayşe de var, tutar Cemal'ı. Mustafa'nın kız kardeşi yani. Evet. Ve ben Erse'yi bu köyde yedim yani ben. Bizim düğünlerde olurdu kazanların. Eski düğünler mi güzel, şimdiki düğünler mi güzel? Şimdi zamana göredir. Herkesin bütçesi eski düğünleri kaldırmaz. Yapamaz. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Ben sana dedim 42 sene zurnacıyım. Bugün düğünler başlar 8'de 12'de biter. Aman Allah'ım der, bu düğün bitse ya 3 saat uzun gelir. Halka da, geline de, damada da. Bir hafta içerisinde nasıl düğün yapardınız da usanmazdınız yani? Usanmazdı. Bir hafta her gün. İlk gün oturak düğün olurdu, ikindin yorganlar kaplanırdı. Evet işte onlar. Çalgıcılarla yorganların kaplanırdı. Gecesi kına gecesi olurdu. Ertesi gün pazar gün kuşanma ki evet. Tebrikten. Evet. Tebrik olurdu. Pazartesi gün sabah güveyi çıkardı, paça. Paça nedir? Paça işte güveyi çıkar. Ha. Davullarla, zurnalarla güveyi çıkar. Evet, evet. Tekrar hep aile oturur, çalgılarla, şeylerle işlenir, hediyesini verir herkes.
Ondan sonra çalgıcıları götürürler yerlerine. Herkes de evine. Gelin damat da evine artık. Evet. Tamam, son olarak biraz da çocukluğundan bahset bize. Çocukluğundan. Ben çocuğuydum. Yahut da en kötü gününü, en sevinçli gününü. Kötü günüm olmadı. Allah'tan annem babamın vermesin. Kimseye vermesin. Annemin babamın vakti iyiydi. Durumu iyiydi. Evlerimizi yaptık, şeyimizi yaptık, rahatladık. Evdiğine gittin? Gittim. Gittim geçen hafta. Ben de gittim 3-4 defa şimdi yakında. Gittim. Güzel yani ha. Gittim, ziyaret ettim camiyi de bilmem ne. Hepsi de gittim. Oldu. Çok çok mersi. Sağ ol. Şu. Gittim ama evime giremem. Niçin? Yok acıdır benim cirası. Yok acıdır. Kapı... Kapı pencere açmaz, kapı açmaz. Mahalledeki kendi komşuları bile istemez kendini. Yok ya. Karışmaz kimseye. Ya. Ama ne yapalım? Ne yapalım? Görürüm de kaçarım. Oldu. Londra'daki çocuklara da selam gönder. Sağ ol çocuklarım. Hepsinize selamlar. Bir söz şarkıcık da o bekarlığında bilmez düşü söylerdin daima. Bilirdim ama şimdi yok, bilmem. Yok yok yok. Söyle, yok. Bir tane söyle bize ya. Yok. Yok. Olur olamaz mu ya? Olur. Ha. Olur. Yani unutmadın yani, bilin yani. Bir insan yaşadığını unutur. Tamam yani, şarkı söylemek bugün yani fena mı yani? Oğlum olsa burada benim yerime söylerdi ama ben... Ben senden isterim. Yok. Tamam. Oldu ben... hadi mecbur etmem seni. Neyse bana müsaade. Sağ ol. Keçiciklere de iyi bak. Bakarım. Sayan sütünü de yapan. Küçücüktür oğlacıklarım. Hadi küçücüktür. Sattım. Çoğu da hayvanları bana sattım. Da bıraktım 5 tane mandıra boş kalmasın diye. Demek... Hem giderim sabahtan bir dolaşırım da gelirim. Dikkatli ol yılanlardan, Allah aşkına da yılan çıkarmam ya kendilerini. Ha çıkarmam. Yok mandıra. Oldu hadi neyse. Mersi. Allah'a ısmarladık. Hadi. İncirli'nin köy kahvesine konuk olduk. Şimdi sonunda yaşlı bir adam var. Biz bilin ekseriyetle yaşlıları ararız biz. Yaşlılar bize söyleyecek eskileri, kültürleri. Bu gelen nesil ve gelecek olan nesil görsün yaşlıların neler çektiğini, hangi eziyetleri çekti bugüne kadar. Evet amca. Bu aracıyım. Yoğuştu ben görebilmeniz. Amca. Söyleyin. Pardon şimdi bir de amca dedim. Sen belki de benden daha küçüksün ama var insanlar şık kabul etmez amcayı ya dayı. Kabul etmez. Yahu der ben dedi. Dayı söylen bana, sen kaç yaşındasın bana. Ha. Ama ben saygımdan dolayı sana dayı dedim. Adın nedir senin? Yusuf. Yusuf. Soy ismin? Halkseven. Halkseven. Çok güzel bir soy ismin de vardı. Göçmensin. Ya? Hangi köyden? Anakgül'den, Baftan. Söyle bakalım Baftayken sen gençliğinde neler yapardın? Ne yapardım ha? Karıştırdım toprakları. Çiftçi yani? Çiftçi de yapıcı da ne? Hepsi kaldı yerde. Tamam ya, o çiftçilik döneminde traktörün mü vardı, ineklerin mi vardı? Öküzlerle yapardın, katırlarla yapardın. Öküzlerini de yaptım, traktörünü de yaptım. Hem bana hem etraf köylere öküzlerin sürmediği yerleri ben sürerdim. Yamaçları. Sürmediği yerleri ben sürerdim. Üzüm bağların da vardı. Yok bizim, vardı bağımı azdı bizim. Şarap yapardın, sucuk yapardın. Yapardık ya. Anlat bize o şarap sucuğun nasıl yapıldığını ya. Ben yaparım sucuğu. Kim yapardı? Karılar. Koca karı hayattadır. Hayattadır. O benden geçti. Geçti. Demek küçük göz adam idin, genç aldın. 4 yaş büyüğüm ben ondan.
Yaşlılığında baksın sana. Ha. Kaç çocuğun vardı? 6 tane. Maşallah. 6'sı da evlendirdin. Evet, çok şükür. İncirli'de otururlar. 5 İncirli'de bir... Amerika'da. Amerika'da. Ne demek şanslısın demek, şu yanında otururlar. Hastalığında, acı gününde yanındadırlar, destek olurlar sana. Neden destek? Şimdi hükümetler bırakmadı, bir destek isterim madem. Ama şimdi destek derken ben parayla her şeyi çözülmez ya. Hastalığında da bakım ister, yemeğini ister, çamaşırını ister demek isterim. Daha koca karıysa duran arslan gibidir. maşallah, Allah bu kadar daha ömür versin. Ya, çok ömür istemeyik. Nasıl koca karı inan? Eğilik isterim. Koca karı da senin köylüydü. Yok. Nereliydi o? Komşu köylü. Ha, komşu köylü. Patlama duymaz iyi koca karıdan kendi ha. Patlama duymaz iyi koca karıdan kendine. Ben demem. Bu ne diyor? Senin bilme var. Ben demem ya beni. Ha, sen deme. Ha, karıyı da bırakır demez. Demez koca karı. Korkan tabii, korkmaz madem ya. Koca karı, patlama bilme var senin. Olmaz ya koca. Koca karı yorulur mu? E ne söyleyelim de ne acaba? Fatma Hanım. Fatma Hanım diyelim de ne o zaman tabii ya de. Fatma Hanım kusura bakma, biz sana koca karı dedik. Ama sözümü geri aldım, Fatma Hanım dedik sana. Yaşlanmadan yaşlandırdık da seni. Kusura bakma. Ha şimdi hoşuna gidecek değil. Ya gidene al kutunu değil biraz daha. Nerededir evi, gideyim göreyim onu da. Nasıl gidiyorsun? Söylesin abi, bana eskileri, o da bakalım. Ha, sen Fatma Bey'e gideceksin, sana söylesin eskileri. Ama ben isterdim sen de olasın. Oturdayım sizi gelin damat gibi böyle karşı karşı iskemlede ikiniz de bakalım nasıl tanıştınız, tamam, nasıl yaptınız o düğünleri, nasıl, nasıl yaptınız? Alıp götüreceğin Yusuf Bey'in yukarıya. Ha. Anlatsın size hanımı da, Fatma Bey'e. Oldu hadi. Gidelim. Yok köpekli. Ha sen gitmen şimdi. Kadın da bulmadık, bırakıp kavururduk. Sısamı da kavururduk, kavururduk kumu da. Üzüm betmesiyle yoğurduk. Şimdi aynı kahvede biraz evvel Müktar'ımız da geldi. Şimdi Müktar'ımızı tanıyalım şimdi. Evet Müktar'ım, senin Müktar isminle tanırım. İsminin nedir sizin? Mustafa Yeşilleme. Mustafa Yeşilleme. Yeşilleme. Evet. Hakikaten böyle her gittiğim köylerde genç Müktar'lar görüyorum artık. Yok, dinamik gibi Müktar'lar görüyorum. Sevinirim. Evet Müktar'ım sen... Bu Müktar adaylığını koyarken neye dayanarak koydun bu Müktar adaylığını? Çünkü bilin, bir insan bir yerde bir adaylığını koyarken herhangi bir yerde bir amaçla, bir hedefle koyar. Sen ne amaçla koydun bu Müktar'ı? Köyüme, köylüme hizmet etmek için koydum. O amaç için koydum, kazandım. Hizmet ettiğime de inanırım köye, köylüme. Köylün de bilir bunu yani. Onu köylüme soracaksınız, ettim etmedim. Bana sorarsan ben ettim derim. Ettin dersin. Yani. Köylünde ettiğini kabul edecek mi acaba? Bilmem, soracağım köylüye onları. Kaç dönem Müktar'sın? 2002'den beri. 2002'den beri. Demek olur ki köylü senden memnundur. Madem ki 2002'den 2010'a kadar Müktar'sın. Evet. İki dönem demek Müktar'lık evet. yaptığına göre köylü seni sever. Hizmet de getirdin yani. İnanırım getirdiğime. Yakında... Derken Haziran'da bildiğin gibi evet. gene seçimleri vardır. Evet. Hem Müktar'lıklar hem belediye başkanları. Evet. Yine Müktar adaylığını koymak niyetindesin. Evet yani. Niyetindeyim. Ya, gene adayım. Yılmadan hiç yorulmadan. Sonuna yani. Kadar devam. Ta ki seçenler beni devam. Ta da seçenler seni devam. Ta ki seçenler devam. İyi. Seçileceğine inancın var yani. İnanırım. İnanmazsam ne gireceğim? He. Yani. Seçilmeyeceğime inansam girmem. Tamam bu köyde... bugüne kadar yaptıklarından hariç neler yapmak istersin bu köyde sen? Vallahi bir şey söyleyeyim, yani muhtarlık gayrık mühürcülük oldu. Evet biliyorum yani, belediyelere bağlandığımız için. Yapacak, bunu yapacak dersek evet. yalandır. Biz ne kadar biz isteyecek eksiklerimizi belediye yapacak yaparsa. Yani muhtarlar gayrık belediyelerin mühürcüsüdür. evet evet. İkametgah vereceksin. Bekarlık vereceksin. Gerisi işleri yapan
belediyelerdir. Hangi belediyeye bağlısınız? Biz Beyarmudu Belediyesi'ne bağlı. Beyarmudu Belediyesi'ne bağlısınız. Tabii eleştirme gibi olmasın. Beyarmudu size burada hizmet yapar mı? Ya yapabildiği kadar imkanları çerçevesinde yapar yani şikayetçi. Yani, değilsiniz yani. Yok şikayetçi olamayız. Yani imkanları çerçevesinde hizmet vermeye çalışır. Köyümüzden istihdam da yaptı. Yani. Müktarım siz nerelisiniz esasında? Benim esas doğumum Türkiye. Ben Adanalıyım. Adanalısın. Ama babam Pergamalıdır, anamdır Türkiye'li. He. Yani babam Kıbrıslıdır, anam Türkiye'lidir. Yani Melez'sin değil. He işte. Melez'sin yani, nasıl dersen. E burasını nasıl gördün? Nasıl gördün? Burada derken, doğdun. Yok ben Türkiye'de doğdum. Ama 75'ten beridir ki bundayım. Var 35 sene bundayım. Benim yerim yurdum burasıdır. Burasıdır. Evet İncirli. İncirli. Müktarım. Şimdi İncirli derken aklıma geldi. Biraz evvel aklıma geldi ama şimdi aklıma tam gelmiş iken bu İncirli köyüne bu İncirli ismini niçin İncirli kodular? Şimdi sen daha iyi bileceksin. Yani bunun 74'ten önceki bizim köyün ismi Makrasiga'ydı. Geldim çok bu ya, köye ben. Şimdi herhalde ondan esinlenerek kodular. Yani Makrasiga artık uzak incir anlamındadır. Makrasiga uzak incir demektir yani. Ya işte Makrasiga'ydı eski ismi. Ondan esinlenerek kodular yeni İncirli. Yani İncirli. Eskiden uzak İncirli'di. Şimdi de yenilediler ismini. Yenilediler. Yani. Yine oldu İncirli. Yani birçok köylerde böyle yani, oldu. Evet. Esasında. Evet. Evet müktarım başka içinden ne söylemek istersen? Yani ne söylemek isterim? Bizim köyümüzde program yaptığınız için çok teşekkür ederim. Böyle kaçacak gibi bir halin var. Belki de daha kahve içecek. Kahve içecek. İçecek tabii kahve daha geldin. Hadi bakalım çağır kahveciye bakalım. Çağıracak. Ali! Gel bakalım ne içecek be Kemal'da? İçecek kahve. İçecek kahve. Madem ki... Buluştuk burada. Kahve içeceğiz. Hoş geldin amca. Hoş bulduk amca. Sağ ol amca. Sağ ol. Yapacağım bize müktarla iki tane kahveci. Evet müktarım ben köy girişinde. Evet. Takriben yaptım yani. Bu köy dedim ben. Küçük çapta hayvancılık, çiftçilik, bahçacılık. Evet. Nüfusunu da takriben 1300 kişi dedim. Yok. Tam netini siz bileceksiniz. 425 kişi. 425 kişi. Geçim kaynağınız? İşte biraz hayvancılık, biraz bahçacılık dediğin gibi. Biraz kuru ziraat. Bir kısmı gerçi kalmadı o da şimdi Urum tarafına giderdi işe. Evet evet. Bir miktar yine 3-5 kişi gider. İşte birkaç tane memur, birkaç tane işçi belediyede. Geçim kaynağı bunlar. Yani hemen hemen her köyler gibi. Her köyde olduğu gibi. Ekseriyetle köyler böyledir zaten. İlk zamanlar şu geldik. Bunun içinde şu satardık badazi de portakalı da hayvanlar da ki satılırdı. Ahçacılık çoğudu bizde. Şimdi zaman içindeki başlarda da satılmaz badazidir hayvandır. Hepsinden faradık. Hepsinden vazgeçtik. Yani azaldı çok. Azaldı. Ya azaldı. Yani yok ki tembelleşti bu insanlar. He. Çıkarttığı ürettiği satılmayınca bir vazgeçtiler. Tamam eskiden niçin satılırdı ve şimdi satılmaz sence? Vallahi bilmem onu soracak hükümet yetkililerine. Yollarlar da evvelden dışarı giderdi. Evet. O zamandan ki kapattılar bize kapıları her tarafa. Hepsi kaldı elimizde. Karpuz çıkarın satılmaz, badaya çıkarın satılmaz. Hayvan da bu senedir ki biraz gımıldandı. Evet evet evet. Evet daha evvel o da hayırın değildi. Hepsi bir tükendi gitti. Evet müktarım. Söyle demek, Kemal Dayı bakalım. Demek böyle. Anlattık gidip anladık. Geçiniyoruz yani. Evet, çok şükür olsun. Ne yapalım? Bak ne şu kahve onda. Onda kahvemiz. Sorma sol ayıp olmasın amcama nerelisin? Ben Kaleburnuluyum. Kaleburnulu. Sen nerelisin? Ben İncirliyim ama esas Evdimli. Evdimli? Evet. Evdimli. Ya şöyle Kemal Dayı vallahi. Kemal Dayı buradan. Kemal Bey, orada kahvesinin üstünden güzel bir... Kahveyi kaynatırlar. Evet. Kapıyla barış. Hadi Ali. Hadi be. Soğut biraz. Thank you.
İncirli'de üçüncü eve konuk oluyoruz. İlk konuk olduğumuz evin sahibinin adını öğrenin bakalım, adı nedir? Adınız nedir sizin? Davut. Davut Güloğlu. Evet Davut. Söyle Kemal abi bakalım. Ne yapan? Hoş geldiniz önce köyümüze. Sağ ol Davut'um. Ne yapan şimdi? Vallahi önce size bir soğuk bir şey ikram etsek. Uzak evet. Yerden geldiniz. Evet. İçersiniz herhalde. Soğuk, kola. Sohbetimizi yaptıktan sonra içeriz ya. Biraz evvel kahvede içtik be Davut. Sohbetimizi yaptıktan sonra içeriz. O da olur Kemal abi. Ne iş yapan sen? Ben gece bekçisiyim Kemal abi. Evet. Nerede gece bekçisiyim? Beyarmudu Ortaokulu'nda. Ha, Beyarmudu Ortaokulu'nda. Evet. Kaç zamandır bekçisin? 4 yıl. 4 yıl yani. Tamam, ortaokulda. Ben ilk defa olarak duydum. Bekçilik yapsınlar. Vardır Kemal abi. Her okulda vardır. Her okulda vardır. Tabii. Kaç kişi bekçidir? 2 kişilik. 2 kişi. Değişe. Tabii, bir gece. Evet sonra. Evet. Bir akşam o, bir akşam ben. Bekçilikten hariç. Başka ne iş yapan yani? Şimdi onun yanında lazım başka bir şeyler de yaparsın. Gençsin daha. Ben bir şey yapmam Kemal abi. 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Onlar işte bir şeylerle uğraşırlar. İşte bu ufak tefek sebze. Çünkü Rum'da da iş yoktu çocukların. Boş zamanlarında onlara biraz yardımcı olurum. Yani başka bir şey yoktu. Yan gelir gibi bir şey derim. Benim artık yoktu çocuklara işte. Bir. Bu kasalar inan durmadan sebze yıkayan hanımındır. Evet. Çağıralım gelsin de otursun bakalım ya. Gel ya, otur buraya, gel buraya ya. Gel otur bura. Oturduğumda ne olacak? Oturduğumda ne olacak? Sibelcan tipli. Geçerdin karıyı vallahi billahi. Seçtin de bunu. Daha bak ne kılık, daha bak. Güzele ne diyorsa yakışır güzele. İlla ki giyinmiş fönlü olacak değildir. Sade kadınsın, böyle sade kadının güzelliği başka. Her hafta görürük seni ha. Beni her hafta görürüm. Her hafta. Vallahi. Vallahi. Ha. Çok gün yok Türkmenköy'deydin. Türkmenköy'deydik. Fırında görürüm, ekmek de yapar. Yapar, yaptık. Kendin yoğurun yani. Evet, arada bir eve yoğururuk. Ha. Arada bir, yoksa devamlı yoğurursun. Yok, devamlı değil. Sen nerelisin sen? Sen de bu köylüsün. Ben Çayönü'nden buraya evlendim. Çayönü'nden geldim buraya. Evet. Davut sen nerelisin dedin? Ben esas Evdimliyim. Ha, Evdimli. Ben de Paramallı. Paramal çok güzeldir. 4 yaşında geldim. Ben Paramal'a gittim. Evdime gidecektim ve geçtim Paramal'dan. Hakikaten çok güzel yani. Paramal çok güzel. Güzel ama biz yukarıda otururduk. Hep yıkıldı oraları. Yıkıldı. Evet. Bu zebzeyi siz ekersiniz değil mi? Ben kendi adıma hem çocuklarla da beyim de yardım eder. Ya. Satış var mı? Satış 300 çok bin lira. Düşüştü. 300 bin liradan. Kemal aman abi, yapalım. O kadar zebze yaparak mesela 300 bin lira gider. Haftada 3 gün zaten. 3 gün yani yapacaksın 1000 tane. 1000 bağ. 300 yeterli. Alacaksın 300 yeterli. 1000 bağ da yapmak için lazım haftada yani 300 kesen yani. 1000 deneye haftada bir daha keseceksin. Yani. Yani kurtarmaz, gerçekten kurtarmaz. Ama, ne ama işte ne 2 tane oğlum var. Bir de kızımız var. Askerliği bitirdi mesela, büyük oğlum işsizdir. O da askere yeni gitti. O da yeni gitti askere. Hanım da, bunlar uğraşılar hanımlarla. Yani işte. Kız da kızım var. Yani ancak da işte geçinir yani. Ama şimdi o işi de yapmasan. İşte. Yani. Birkaç kuruş da ondan alın, iyi olur ya. Sen Evdimli dedin, o Paramallı evet, dedin. Evet, ben Evdimliyim.
Esasında bu soruyu gelenlikle bütün evlere sorarız. Görücülük usulüyle evlendiniz. Yok. Öyle sayılır yani. Daha önceden ben gördüm yine. O da beni gördü. Evet. Yolladı aracı. Yolladı. Beğendik birbirimizi. Yolladık aracı. Oldu yani. Oldu. Evet. Mutlusun yani. Tabii. Başkasın paramalın. Hatırlamam, 4 yaşında geldim. Annenden babandan duyduğunu söyle bize ya. Paramalın kültürü, çünkü çok üzüm bağ var onun içinde. Var ama o, işte ne bileyim ben hatırlamam. Nasıl yaparlar o sucukları, o sirkeleri, hiç, o şarapları. Hiç derim zaten, tam 4 yaşında bile değildim yani, hatırlamam. Tamam, madem ki onları hatırlaman, fırını anlat bize, şu yoğurun bakalım. Neyin anladın? Nasıl yoğurum ya şimdi? Daha yeni yaptık, yeni başladık bu işe. Yani yeni ev için yaparım işte. Yoğururum, salarım işte, ne yaparım. Kullandığın maya nedir? Ben şey, ekmek mayası öyle. Topçuköy'ünden getirttirdik öyle. Şey, ekmek mayası. Ekmek mayası. Evet. Çocuklara zeytin, elimli ekmek yani, öyle satmak için değil. Kendimiz için yemek yaparak öyle. Yeni yaptık fırını, daha görmen tamam. Yeni yaptık. Evet. Şansımıza kısılmadı. Dün yoğurasında. Yok, cuma. Cuma yoğurduk. Cuma yoğurduk. Bahçede başka ne var? Bana kolyandır o kokusu vurdu yalnız. Ne gibi zebze? Rokka. Başka bir şey yok. Şimdilik başka bir şey yok. Şimdilik başka bir şey yok. Satışlar dediniz, azdır dediniz. Fiyat yoktur. Fiyat yoktur. Yoktur. Aa dedim Sakem abi, 1000 tane vereceksin. Dalacaksın 300 bin lira. 300 TL. Yani 4 kişi 5 kişi uğraşın bir hafta. Evet. 300 TL. Çocuklar yani uğraşır, bütün yerler canları. Yani bir gündelik bile çıkmaz yani her gün. Kesinlikle çıkmaz. Yani. Ama ne yapalım? Ama ne yapacak? Bu çocuklar iki tane ne yapacaksın Kemal abi? Evlendirmedin ya çocukları. Hiçbirini de evlendirmedin. Zor demek çalışmak mecburiyetindir. İşte demek. Yani Rum'da giderlerdi. İş yoktur o yanda da. Bu da 15 günlük askerdi üçü. Üçü de askere gitti. Hayırlısı olsun. Kız 13 yaşında. Orta gider. Orta bire gider. Tamam, son olarak ne söylemek istersiniz başka yani? Ne diyelim Kemal abi? Çünkü hep gençlere rastladık. Biz istedik yaşlıcı. Mühim okulun olan sağlık. Evet. En güzel odur. Sağlık. Sağlık olduktan sonra Kemal abi, insan işle geçinir yani. Ne yapacak? Az da olsa. Siz bu programları televizyonda izlersiniz. Evet. Derim, doğru söylüyorum. Kemal abi, ben seni devamlı izlerim gerçekten. Beğenin yani. Çok. Mayık yüzüme geldi. Kaybettin. Yok. Vallahi ya, gerçekten. Ben de görürüm. Çünkü öyle bir güzel bir program yapan Kemal abi. Benim mesela gitmediğim köyler var. Evet. Gerçekten. Ben Kıbrıslı olarak gitmediğim köy vardır. Ve bunları sizin sayenizde görürük biz. Ada TV'ye buradan teşekkürlerini sunabilir. Çok teşekkür ederim Ada TV'ye. Gerçekten çok güzel bir program yaparsınız Kemal abi. Ve bundan sonra da yapmanızı tavsiye ederim yani. İnşallah sağlıklıysak ömrümüzün sonuna kadar yapacağız. Ne yapalım? Sen son olarak ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim, Ada TV'ye teşekkür ederim. Ne diyeyim başka? Oldu, ben de size teşekkür ederim. Bizleri konuk ettiğiniz için. Ama o Konyancı çocuktan, o Rokacık'tan birazcık da veresiniz diye. Verecek Kemal abi, verecek. Sindiniz, şimdi sindiniz. Sırf bize vermeyesiniz diye. Verecek Kemal abi. Yapalım böyle bir salatacık tabii, böyle. Tabii. Programı bitirdikten sonra yapalım bir salatacık böyle. İncirli'den getirdim böyle. Değilsin değil mi? İncirli'den de değil. Tamam. Hakikaten sağ olasın. Kokusu ciğerlerimin nefesini kapattı yani. Bize de veresiniz, yapalım böyle. Verecek Kemal abi. Biraz da şimdi taze baklayla böyle pancarıyla keseceğim. Çok güzel olur salata. Tabii. Roka çok güzel olur. Oldu hadi. Şimdilik sizlere kolay gelsin. Sağ ol Kemal abi. Binlerce kere şükürler olsun. Amin yarabbim. Amin yarabbim. Cümlenin iyi olmasını isterim. Nerelerden gelirsiniz? İnşallah. Ta Karpaz'dan geldim. Çekeyim köyünüzü, çekeyim seni. Maşallah. Öyle maşallah. Sen zaten yan geldin. Arabayla geldin. Arabayla oğlum. Arabayla şimdi dünyayı gezen. Arabayla, uçaklarla.
Gezerik. Ne var ne yok başka? Ne olacak seni sormalı. Biz gezmeyi. Buyur oturun. Ya oturalım hadi buyurun, bakalım. Buyurun oturun bir kahvemizi için. Evet İncirli Köyü'nde gezilerimize devam ediyoruz. Dördüncü eve konuk olduk şimdi. Çok heyecanlı bir bayan görüyorum burada. Dur bakalım bize neler söyleyecek. Konuşmaya da çok heyecanlı. Evet. Adını söyle bize bakalım. Benim adım Fatma Halkseven. Halkseven. Halkı seven. Ha bulduk. Ha. Kocanı. Kocamı. Kahvede. Ya. Da söyledim kendine Fatma dese ne yapar? Aman Allah'ım dedi. Duymasın ha. Sana şu söylediğim Fatma dese. Ha. Da ben döndüm de özür diledim senden. Fatma Hanım dedim. Yok ya Fatma deyiz olduk artık. Yaşlandık artık. Ne yapalım? Yok ya iyisin maşallah bak. Yaşlansaydın bu altıncıkların boğazına koymazdın. Dikkatli ol. Gece çıkma dışarı. Yok. Da biri kafanı kopartı. Dağılırsa o altınlar. Çok şükür hamdolsun. Dağı daşı gezdim ben bu altınları lan. Şimdi nedir bunlar bazımda? Koca ben dolar kırmızı liralar belime kadar. Orak biçerdik be. Adını Kemal Bey. Orak biçerdik kovalarda altınları bazımızdan çıkarmazdık. Çok şükür köyümüzde de çok şükür taktaya vurayım. Yoktur. Yoktur yani demeyim yoktur da davet edelim yerleri Allah korusun. Evet ha. Yok 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 yok. Yoktur öyle bir şey yoktur. Ha muhtarımız da uğraşta. Sor gene muhtarımız da kapılarımızı açık bırakırız. Vallahi. Ha çok şükür hamdolsun yoktur. Muhtarımız iyidir. İyidir iyidir. İyidir. Koskoca delikanlıdır. Koskoca delikanlıdır. Yok. Tamam sen. Öksüz beydiler bu köyün içinde. Anasız babasız o dediği gibi ama maşallah. Saygılı. Saygılı, çok saygı. Güçüyle küçük, böyle büyük. Allah bağışlasın kendi anasına da, babasına da, karısına. İncirli halkına da. Evet, İncirli halkına yani da. Yani bakalım sen bana dedin, ben dolar ile biçerdim. Biçerdim. Demek ha. Bağlardı. Bağlardı ya. Öldürdünü. Öldürdü. Söyledik beyni onda, onu dedi, karım anlatacak size dedi, daha güzel dedi. Sen anlat bakalım nasıl o dönemlerde. Nereliydiniz dediniz? Ben esas Labikulu'yum. Bozalı. Labikulu, Bozalan köyü. Baf kazasındanık biz. Baf kazası. Baf, evet Baf'tan geldik biz. Benim doğuma yerim Labikulu, Bozalan. Labikulu, Bozalan köyünden. Sonra evlendim gittim Anakgü'ye. Anakgü'da Görmeli oldu. Evet. Orada yani evleneceğim. Sen Baf'ı, köyünü adım gibi hatırlarsın. Adım gibi hatırlarım. Bu Karpaz bölgesi, şu bilmez, Bahın nasıl olduğunu ve ne işler yaparlardı. Anlat bakalım A'dan Z'ye kadar babanın, annenin, nenenin yaptıkları işleri. Dut çiftçilikte, dut çobancılıkta, dut yemek türlerinde. Çünkü insanlar bunları çok merak eder. A bak Kıbrıs'ta her bölgenin kültürü değişir. Vallahi bizim... Baf'ın o zaman kültürleri, yemekleri hala daha biz sürdürüyoruz. Eskiden insanlar oraklardan, ovalarda orak biçerlerdi, bağlarlardı. Bağlardık dediğin gibi sonra dururduk, o şeyleri toplardık, makineler gelirdi. Öydüllerdi, kalemleri öydüllerdi. Savır harmanlar vardı, ha makineler çıkmadan. Yetiştim harman mi? Yetiştim tabii. Düvenden kaç kere düştüm, düvenin üstünde kaç kere uyudum. Eyle bastırmadı. Evet. Çok şeyler biz yaşadık. Harman yapardı insanlar. O harmanın içine toplarlardı bütün zahreleri. Koşarlardı öküzleri, düven ilan. Düven vardı, altından şey vardı. Taş. Çakmak taşı gibi evet. Saman delikleri vardı. Damın üstünde delik vardı. Damın üstünde evet o saman deliğinden dökerdik samanları. Onlardan kurtulana kadar bağlar vardı. Bağları bozalım. Haşlardık üzümleri. Keserdik haşlardık. Abudaş vardı. Dökerdim biraz yağ. Suyu da ısıtırdın. O üzümü keserdik batırırdık. Çıkarırdık sepetleriyle. Sergiler hazırlardı insanlar. Düz bir tarlada sergiler hazırlarlardı. O sergiye sererdik kuru üzümleri. Kuru üzümleri. Toplardık. Korduk kendileri eve. Ondan sonra kalburlar vardı. Böyle masa kadar kalburlar. Gece toplanırdı bütün mahallenin kadınları, komşular. Onlar ayıklanırdı.
da çuvallanırdı. Tek kasabaya götürsün rahmetlik babam. Babamın götürdüğü gibi Allah rahmet eylesin. Herkes öyle götürdü. Ha götürecek satsın kuru üzüm. Getirecek bize helva. Ha. Helva düşünebilirim. Yani beklerdiniz kuru üzümleri satsın. Helva ya helva. Bize. Helva alsın bize de yiyelim helva. Fakirli. İnsanlar. Yani fakirlik değil idi. Bolluk yoktu. Dükkanlar şeyler. Fakirlik yoktu. Allah versin babamın davarı vardı. İnekleri vardı. Ekerdik biçerdik. Yağlarımız bol, zeytinlikler, bir ay zeytin toplardık. Evet, evet. Ha, bir ay rahmetlik babacığım hazır yağı yemezdi, bu hazır yağlardan. Ha, ha. Ha, hep zeytin yağı. Yani bolluğdu ama yoğdu bakkallar, şeyler ki aman yok helva getirsin, yok şunudur da bunudur. Helvayı biz ne yapardık? Unuyla. Unuyla, köy unuyla, buğday unuyla karıştırırdık. Şeyde tencereye dökerdik biraz zeytinyağı, evet. Karıştırırdık, koyduk unu. Tabii yelerdik unu. Evet, evet. Aa, biraz tüterdi içine bir aile padem. Ha. Susam. Aa, geldi beyin de gözün aydın. Aa, geldi. Evet. Niçin neden kaldık helvada? Karıştırırdık, evet. Tüterdi o. Badem de bol vardı, kırardık, kavururduk. Sısamı da kavururduk. Kavururduk unu da üzüm betmeziyle yoğururduk. Aa, ben şimdi duyarım üzüm. Bak bizim karpazda şerbet ile yoğururduk. Yok, üzüm betmeziyle yoğururduk. Çok koyu yapardık üzüm betmezini ki bozulmasın. Onun içine biraz da su katardık. Yoğururduk nasıl hamuru yoğurun. Ama böyle sert de topaklardık. Topaklardık, doldururduk, sepetler vardı ki yaparlardı şeyden, kamuştan sepet. Evet, evet. Ha, onları doldururdu insanlar o sepetleri. Helva. E ben bilirim tepsiye koyarlardı onları. O tepsi. Sizin bölgede tepsi vardı, bizim bölgede sepet vardı. Sepetlere kollardı, asallardı. Eskiden evler mertekten idi. Evet, evet. Tabaca vardı ki koyduk ekmekleri. Ha. Asardık onun üstüne, kaldık sonra o helva öyle bir güzel olurdu. Öyle yani bir güzel. Kurumazdı, kurumazdı. Yok, kurumazdı. Sepetin içinde örterdik geni. Hiçbir şey olmazdı. Çok güzel. Yedik sonra isterdin. Hala daha özlenirim o helvaya, arada bir yaparık. Aa, şimdi yapsaydık bunda elim bilmezdi yoksa haber edecek. Bilmezdik. Bilseydin getireceydin ben biraz önce karpazda. Bizim bunda yerli un yoktur. Ha yoktur yerli un. Yerli bunda. Unumuz yoktur. Böyle hazır undur. Yaptık birkaç defa. Ama yerli un gibi değil. Güzel. Bak. Hı. Sen sebep oldun şimdi. Ha. Daha genç nesil kızacak bana şimdi. Yok kızmasınlar sana. Ne çek? Ama sen de söyledin. Sen bana dedin eskiden düven çevirirdi. Düven tabii tabii. Harman çevirirdi. Ya daha gitmedik. Saman, şimdiki kızlar acaba öyle bir şey olsa gider de savurur. Şimdiki. Harman ya düvenin üstüne çıkar. Şimdiki. Ben takip ederim bazen. Geçtiği yerden eğer bu patoslar var bu şu saman edenler. Sonra çıktı patoslar. Geçtiği yerlerden. Aman kapayım canı, camımı, otomobilimin, almasın beni duman. Ya ama şimdi daha gitmedik o şeylere de sürmelere de ki ben yetiştim, ben çil sürerdim de sabanıyla. Sabanıyla, oduncuyla, odun sabancıyla sürerdim, çil sürerdim. Rahmetli babama yardım ederdim. Aranız nasıldır şimdi dayıyla? Çok yavaş bir adama benzer, gençliğinde de öyle yavaş idi. Gençliğinde de böyle yavaş idi. Çok iyi bir insandır. Melek melaike. Bilinle söyledim kendini. Bu altınları çıkarsın boynundan derim yani. Aslan ha? Gibidir yanımda. Kimse ha? Tokanamaz. Yok ya. Dağı daşı gezdim. Rahmetli babam da böyleydi. Dağı daşı gezdim. Bir Allah kulu yarım kelime etmedi bizi. Evlendim gittim. Kimse eve gelirdi gelmezdi. Bazen ederdi bir hafta gelsin eve çünkü içki içerdi, kalırdı içerdi. Ondan, kalırdı ondan. Ben senin gibi olsaydım çoktan atacaktım beni dışarı. Bir hafta gelmezdi eve. Derdim gene. Ve gene. Derdim kendine bazen kilitleyeyim kapıyı. Ki gelmene ver. Kapıma çık kalacak adam isterim ya gelsin biri avlıma biri kapıma. Yaşa be. Kimse. 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 Çok şükür Allah'ıma. Büyüyle büyü. Yani
Biraz da yaktın seni gençliğinde yani. Birazcık o işkiyle ama gezerdi, ben çalışırdım çoluk çocuğum ulan. Çok şükür Allah'ıma fakirlik de çekmedik. Şu gelirdi eve işkili kırmazdı, döksün sabilin bu şarpoşlar gelir eve kırar dökerdi de zamanında. Zetne taklit. Yok. Zetne taklit bir şey. Taklit. Köylümü söyler bu. Köylümü söyler. Tamam yok öyle bir şey söylemedi ya. Kırma. Ben de kırırdım çok. İçerdin sen de. Ben de içerdim çok. Da kırırdım ben de. Yok, yalan kırmaz. Değil şu derim sana. Kırmazdı, dökmezdi. Böyle kısa, huyu yoktur şimdiye kadar. Güzel içsem şimdiye kadar. Gene içer şimdi. İçer ya içmeyin. Vallahi. Su içmez o kadar ki içer içkiyi. Hiçbirini kırmadım. Ya Allah uzun ömür versin ya da sağlıklı olsun ya, da içsin. Uzun ömür istedim. Şimdi hiç bilmez bir şey şarkıcık söylesin bize. Bakayım. Sen lazım bilesin. Ma. Bir şey manicik ya. Ma Türkçe yoksa Urumca. Türkçe Urumca. Ha. Ya ama söyleyecek mani da ya çıkalım televizyona da düşün. Ne oldu ya ne çıkalım televizyona mani lan. İstersen söyleyeyim sana ben birinciyim. Çalsın gel bir. Ha çalsın. Yok ya manicik söylesin abi. Şu kız idi da isterdin dayımı bir şey manicik söylemezdin. Ma isterdim ma bilirdim neredeydi de isteyecektim geni. Bu başka köydeyim ben başka köydeydim. Nasıl da? Onda bir kırmızı kısracığı vardı. Ondan ki görecektim yedi aşkersin. Bundan korkardım saklanırdım ya. Çok büyük karı değildim ya. 15-16 yaşındaydım. Hepsi bu köyde 15-16 yaşında evlendi ona. Evet korkardım. Bulli gibi titrerdim. Ne yapacağım ben bu büyük adamı derdim. Ha. Ben ne bilirdim evliliği. Ben zaten derdim ya öyle bileceğiz küçük oğlancık da oynayacak. Nasıl oynar çocuklar şimdi? Kandunilerin içinde saklambaç gibi. Evet. Görün çocukları şimdi. Hadi sen karı ol ben de koca olayım. Da oynarlar. Köşelerde tutarlar sardelli kutularını bilmem ne. Yuva tenceredir de pişirirler. İşte ne? Yani biz ovalarda da büyüdük biz. Televizyonlar da yoktu. Ne televizyon vardı ne radyomuz vardı. Git ovaya, oraya, keçilere, koyunlara gel yat. Kalk sabahın körüğünden gene git. Gene ovaya esir. Komşuyla bile karışmazdık. Yani ne bileyim nenin nesi, kimin fesi, koca neydi bilmezdik. Ya oldu ama, hadi neyse. Bana ben de memnun oldum tanıştığımıza. Ben de memnun oldum. Ben de sevdim seni. Çok şu böyle erkek kadınsın da konuşun yani. Sevdim seni yani ben de. Anladın? Hadi otur. Ha dediysem sana yaşlıcık televizyonda kırılma bana ha. Da bilmezdim seni. Şimdi şu gördüm seni. Maşallah genç kızlara tat çıkarın sen. Ne yapalım? Gençimizi geri zamanında iyi baktı sana demek. Baktı. Ne kadar da döverseydi seni ne kadar da. Ama evde kalmazdı ya. Ya geldiğinde bu gezerdi ben evde. Etlerimiz eksik değildi. Kasabıdı. Tekeleri keserdi. Pastırma yapardık. Yani para pul vardı elimde. Yokluk çekmedim ya. Tamam. Ara sıra yerdik de ya. Bir şey değildi. Bir şey değil. Tamam Allah. Kocayım severim değil mi? Allah umutlunuzu ömrünüzün sonuna kadar İnşallah. Devam etsin. İnşallah. Neyse ben gideceğim artık. Ama nereye gideceğim? Gideceğim bakarım. Eski dede vardı rahmetli. Bu da var. Tutarım ekmeğimi, tutarım suyumu. Zavallı o dedeciğim de gördüm da şimdi hatırladım ben rahmetli dedeciğim. Hadi neyse bana müsaade. Bu hafta sizlere Mesarka köylerinden İncirli'yi tanıttık. Haftaya Mesarka köylerinden başka bir köyde buluşmak üzere. Hoşça kalın.